Evet, Aşılamada artık birinci aşama tamamlanmak üzere değerli izleyiciler. İkinci aşamada kimler var peki? Şimdi bu sorunun yanıtını alacağız. Ankara'dayız. Ayrıntılar A Haber ekibinden Ece Altuğ'da. Ece. Bağlı'yla artık 6 milyona dayandığını söyleyebiliriz. Aşı yapılan kişi sayısının tabii aşı şu anlamda da önemli. Az önce siz de ifade ettiniz. Normalleşme içinde kriterlerden birisi aşılama oranı olacak illerde. Dolayısıyla da ne kadar aşı yapılırsa o illerin normalleşme adımları atması da o kadar olası olacak. Ve baktığımız zaman da dediğimiz gibi artık 6 milyona yaklaşmış durumda aşı olan kişi sayısı. Tabii size 65 yaş ve üzerinde şu anda bir yandan da sağlayacak. Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını oluyorlar. Yine üst yaş grubundaki kişilerde ikinci dozlarına olmaya başladılar. Ama elbette birinci aşamadan sonra artık gözler ikinci aşamaya çevrilecek. Çünkü artık kritik meslek grupları yer alacak. İkinci aşamada kimler onlar diyecek olursak da askerler, polisler, öğretmenler ki onların artık şu, Şubat ayı sonu itibariyle aşılanmaya başlayacağını biliyoruz. Yine bunun dışında toplu taşıma araçlarını kullananlar, örneğin toplu alanlarda çalışanlar, gıda sektöründe çalışanlar olacak bu grupta. Aslında geniş bir gruptan söz ediyoruz birinci gruba nazaran çünkü 50-64 yaş arası vatandaşlarda bu grupta aşılanacaklar ki yine kronik rahatsızlığı olanlara da öncelik verileceğini söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi bir yandan Gelen aşılar var parti parti geliyor onlar onay sürecini atlattıktan sonra geçirdikten sonra da illere hızla dağıtılıyor ve dolayısıyla da aşılama sürecinin de planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bir de hatırlatma yapmakta fayda var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da altını çiziyor iki gündür ki hafta sonunda vatandaşlar aşılarını yaptırabilecekler. Yine gün içinde de sabah 8.30'dan gece saat 24'e kadar da aşılama devam ediyor. Dolayısıyla da kendilerine sıranın geldiğini öğrendikten sonra hem e-nabızdan öğrenebiliyorlar hem mesaj atabiliyorlar sonrasında sağlık kuruluşlarından randevularını alabilecekler vatandaşlar ve dediğimiz gibi hafta sonu da aşılama mesaisi devam edecek ve artık Haziran ayına kadar da zaten toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerekli oranın yani %60'ının aşılanması hedefleniyor ama o hedef doğrultusunda da artık şu gün itibariyle ki 14 Ocak'ta toplu aşılama başlamıştı. Artık bugün itibariyle de 6 milyona yaklaştı aşı olan kişi sayısı birinci aşamanın da sonuna geldik. 65 yaşın ardından dediğimiz gibi ikinci aşama başlayacak diyelim ve söz yeniden size bırakalım.